Merhabalar. Bu videoda sizlere Edwin Nissen ve içinde Didem Canbaz ve Ezgi Karasözen gibi Türk araştırmacıların da bulunduğu bir grup araştırmacının Kuzeybatı Türkiye'nin aktif tektoniği üzerine yaptığı bu makaleyi anlatacağım. Bu bölge kuzeye doğru dalma batma yapan Helenik ve Kıbrıs yaylarının etkisi altındadır. Batan levha Afrika veya Nubya levhası olarak da geçer. Helenik yayının doğu ucu kuzeydoğu yönelimli Strabo ve Pliny hendeklerinden oluşur. Burada görebiliyorsunuz. Bu bölgede genel olarak karışık bir tektonizma vardır. Bu bölgedeki fayların Rodos basenindeki Anadolu'ya doğru gittiği ve batı yönlü Fethiye-Burdur fay bölgesi adı altında faylar ürettiği önerilmiştir. Bu fayların Fethiye ve Burdur şehirlerinin içinden de geçtiğine dair öneriler vardır. Buna karşılık bu fay bölgesinin gerçekten olup olmadığı bir tartışma konusudur. Bu bölgenin üretebileceği depremler yüksek deprem ve tsunami tehlikesi içerdiği için bölgenin tektonik özelliklerinin doğru anlaşılması önemlidir. Bölgenin tektoniği hakkındaki geçmiş çalışmalara baktığımızda Drummond ve diğerleri 1979'da ilk kez kuzeydoğu yönlü bir uzanımdan bahsetmişler ve Güneybatı Türkiye'de büyük sol yanıtımlı bir fayın olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ocakoğlu 2012'de ve Hall ve diğerlerinin 2014'te yaptığı Rodos basenindeki açıklamalar bu tezi doğrular sonuçlar bulmuştur. Tosun ve diğerlerinin 2021'de yaptığı çalışmalar ise bu fayın normal atımlı olduğunu söylemiştir. Elitez ve Yaltırak'ın 2014 ve 2016 yaptığı çalışmalar ve 2000 ve Elitez ve diğerlerinin 2017'de yaptığı çalışmada Çameli ve Gölbaşı basenlerinin yanal atımlı faylar olduğu bulunmuş. Fakat Alçiçek ve diğerleri bunu ve Özalpan ve diğerleri 2018'de yaptığı çalışmalarda bunun normal fay olduğunu öne sürmüştür. Kurçer ve diğerleri 2016'da yaptığı çalışmalarda Acıpayam fayının normal bir faylanma ürettiğini söylemiştir. Bu ve bunun gibi birçok çalışma bu bölgedeki fayların normal mi yoksa yanal atımlı faylardan oluştuğunu tartışmıştır. 3 Ekim 1914'te Burdur'da meydana gelmiş 7 büyüklüğünde olan deprem yaklaşık 4000 kişinin ölümüne sebep olmuş ve bu depremin de normal bir faydan mı yoksa yanal atımlı bir faydan mı saylanmaya mı sahip olduğu bir tartışma konusudur. Bununla birlikte Dinar Fayı ve Akışehir Afyon grebenleri normal bir faylanmaya sahiptir. 1995'te 6,5 büyüklüğündeki Dinar depremi ve 2002'deki 6,4'lük Çay depremi de bu yapıların üstüne meydana gelmiştir. Yani bu bölge bu anlamda çok fazla karışık bir alandır. 1957'de Fethiye açıklarında meydana gelen 6,8'lik ve 7,2'lik iki deprem ve 2012'de meydana gelen 6,2'lik yanal atımlı faylanmalar da görülmüştür. Ama 1957'deki depremin derinlik analizlerinin kötü yapıldığı ve aslında dalma batma bölgesinde meydana gelmiş olabileceği de öneri sürülmüştür. Taymaz ve Prince'in 1992'de yaptığı çalışmada 1971'de olan Burdur depreminin normal bir faylanmaya sahip olduğu ve Hacılar fayının üstünde meydana gelmiş olabileceği de bildirilmiştir. Türkiye'nin Ege kıyıları yılda yaklaşık 15-20 mm bir hızla güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Rallinger ve diğerleri 2006'da yaptığı çalışmada yılda 11 mm'lik bir yanal hareket ve 1 mm'lik de açılma hareketi olduğu görülmüştür. Örneğin bu grafikte de Isparta Angle olarak verilen yani Isparta köşe noktası olarak yanal hareketler bulunmuş ve bu bloğun Anadolu bloğundan ayrıldığına kanaat getirilmiştir. Gediz graveni civarındaki yüksek GPS hızları da bunu desteklemiştir. Bu çalışmada deprem GPS ve uydu verileri kullanarak bölgenin tektoniği hakkında bir özellikleri anlaşılmaya çalışmıştır. Bunun için özellikle Isparta köşe noktasının güney ve kuzey ucunda yoğunlaşılmıştır. İlk olarak güney kısmına bakalım. Burada Çameli Cluster olarak belirtilen kısımda, işte onu da burada morla görüyorsunuz.
sismik bir aktivite var. Bu aktivite Gökova gremenleri Bey Dağları arasına kadar uzanıyor. Depremlerin derinlikleri ise 7 ile 18 kilometre arasında değişiyor. 10 ile 14 kilometre arasında da yine bir deprem hareketi var. Bu depremlerin büyük çoğunluğu normal fay özellikleri gösteren depremler. Yan atımlı özellik gösteren depremler de var. Fakat bu depremlerin yan atımlı fay gösteren depremlerin fay çözümleri çok iyi yapılamamış. Bölgeye biraz daha yakından bakacak olursak eğer, depremlerin çoğu Fethiye, Muğla ve Çameli'nde yoğunlaşmış. Burada görüyorsunuz Çameli, Fethiye ve Muğla. Bu da Fethiye-Burdur treninde yapılan bulunan kısımlar, yani bu bölgedeki depremlerin çoğu Doğu Güneydoğu ve Batı Kuzeybatı yönlü normal faylar da görüyorsunuz. Şimdi burada sol tarafta görünen 25 Kasım 2017 Arıcılar depremine bakacağız. Burada depremi görebilirsiniz sol tarafta. 5,3 büyüklüğündeki bu depremin yerel saatte çift 0.49'da meydana gelmiş. Ve bunun öncüsü olarak yine bu depreme benzer 5,1'lik bir deprem 23.22'de meydana gelmiş. Güneye doğru dalım yapan bu bir normal fay. Ve burada fay mekanizmasının çözümü yapıldığında fayın derinlerde, yani oluş noktasında yakın bölgelerde yaklaşık 30 santimetre kadar bir kayma yaptığı meydana gelmiş, önerilmiş. Ama tabii bu fayın içindeki kayma, yani yeryüzünde 30 santimlik bir kayma meydana getirmemiş bu deprem. Şimdi Isparta köşesinin kuzey kısmına bakalım. Burada kareyle gösterilen kısma bakacağız şimdi. Burada Beyşehir, Burdur, Acıpayam ve Bozgurt klasterlarını gösteren deprem kümelerine bakacağız. Bu depremlerin de genellikle 10 ila 20 kilometre arasında bir derinlikte meydana gelmişler. Bu bölgede genellikle normal faylanma görülmüş. Burada bu gördüğünüz içi beyaz, dışı renkli olan kısım depremlerin hepsi normal faylanma. Fayların yönleri ise değişiklik gösteriyor. Kuzeybatı, batı ve güneybatı yönlü normal faylar var. Önerilen Fethiye Burdur fay bölgesi civarındaki depremleri de burada görebiliyorsunuz. Şu bölge. Buradaki depremlerin en büyüğü 6 büyüklüğündeki 1971 Burdur depremi. Onu da burada görebilirsiniz. Burada güney bölümdeki Tefenli baseni ilginç bir alan. Çünkü bu bölgede Kuzeydoğu yönelimli yan atımlı faylar Aksoy ve Aksarı tarafından 2016'da bulunmuş. 1964'teki Karaman depreminin çözümü ise burada güneybatı batımlı bir faymış gibi bulunmuş. Bu bölgedeki birçok depremde normal fayda olan deprem çözümü bulunmuş. Deniz civarında da birkaç ufak depremde ise yan atımlı bir faylanma gözükmüş. Burada görebilirsiniz sol tarafta. Şimdi bu bölgede 2019'da meydana gelmiş iki tane depreme bakacağız. İlki 5,6 büyüklüğündeki 20 Mart 2019'daki Acıpayam depremi yerel saatte 9:34'te olmuş. Bu deprem Acıpayam'a bağlı bazı köylerde yıkıma neden olmuş. Bu grafikte depremin oluşturduğu yer değiştirmelerin uydularla elde edilen görüntüsünü görüyorsunuz. Yaklaşık 54 derecelik bir açıyla buradaki fay yerin altına doğru bir batma gerçekleştiriliyor. Ve bu fayın gömülü bir fay olduğu düşünülmüş. Ve yeryüzünde bu depremler sadece yaklaşık 5 santimetrelik bir yer değiştirme meydana getirmiş. Şimdi burada da aynı iki depremin daha önceki depremde gösterdiğim gibi oluş mekanizmalarına bakacağız. Yukarı sağdaki grafikler yerin içindeki yer değiştirmeleri gösteriyor. Bu ikisi. Bu iki deprem için.
Fay yukarıya doğru bir kırılma gösterirken kuzeybatıya doğru bir hareket yapmış. Fayın üzerindeki en büyük yer değiştirme yaklaşık olarak burada 30 santimetre olarak bulunmuş. Ve 6 kilometre derinlikte oluşmuş bu deprem. Bu depremden sonra meydana gelen artçıların güneyde oluşanlarında ana deprem gibi normal faylanma göstermiş. Fakat kuzeyinde oluşanlarsa farklı bir fay çözümü gösteriyor bize. Yüzey kırığında bulunamamış bu depremlerde. Bunun nedeni ise ve bu farklı faylanmaların ve yüzey kırığının bulunmaması nedeni ise bu fayın yapısal olarak çok genç olmasına bağlanmış. 8 Ağustos 2019'da meydana gelen diğer büyük depremde 5.9 büyüklüğünde ve yerel saatte 14:25'te meydana gelmiş. 23 kişinin yaralandığı bu depremde 100 tane evde yaklaşık olarak ağır hasar almış. Uydulardan elde edilen bilgilere göre bu depremin yeryüzünde 4 santimlik bir yer değiştirme oluşturduğu gözlenmiş ve normal bir faylanma gözlenmiş. Sağ altta da bu depremin fay modelini görüyorsunuz. Yaklaşık olarak yerin 10 kilometre altında 60 santimlik bir yer değiştirmeye sahip. Ve derinliği yaklaşık 8,5 kilometre. Bu depremin öncesinde de bir öncü deprem olmuş ve 6 tane de artçı depremi meydana gelmiş. Burada bu depremlerin özelliklerini de görebiliyorsunuz. Ve bütün bu depremlerde normal faylanma göstermişler. Yine bu çalışmada 12 Mayıs 1971 Burdur depremi de incelenmiş. 57 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuş bu depremse bu ortadaki mavilen gördüğünüz kısımda yine. Bu deprem 9 saniye aralıklarla meydana gelen iki farklı kırılma sonucu ortaya çıkmış. Bu depremde de normal faylanma gözükmüş. Yüzey kırıkları da bu sonucu destekler nitelikteymiş. Burdur depremi doğu kuzey doğu yönlü olarak kırılmış ve Hacılar ve Suludere faylarına yakın bir noktada durmuş. Bu bölgede görüyorsunuz onları da. Bu depremde ağır hasar alan köylerin büyük bir çoğunluğu Burdur Gölü'nün güneyinde yer almışlar. Burdur Gölü burada. Bu da bu depreminde bir directivity etkisi yani bir yönelme etkisi oluşturmuş olabileceğini düşünmelerine neden olmuş. Ve yazarlar yine bu depremi de görece genç bir fay üzerinde oluştuğu sonucuna varmışlar. Bu çalışmada önceki çalışmalarda ortaya atılan yanal atımlı fay iddialarının aksine yanal atımlı faylanmaya yönelik çok fazla bir örnek bulunmamış. Isparta köşesinin burada bu görüyorsunuz köşeyi. Genelde sağ normal faylar ürettiği görülmüş. Bu fayların dalım açıları ise bölgede bölgeye değişiklik göstermiş. Doğuda, kuzey, güney, batıda doğu, güney, doğu ve batı, kuzey, batı yönlü faylar bulunmuş. Bu bölgedeki normal fayların ürettiği açılma rejimi GPS ile elde edilen yer değiştirme hızlarıyla da birbirini destekler nitelikteymiş ve incelenen depremlerde oluşan görece büyük depremlerde genelde bu yeni oluşmuş ve olgunlaşmamış faylarda meydana geldiği görülmüş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.